Erdoğan'ın hamlesi Macron'un sinsi Türkiye planını alt üst etti. Eğer bu videonun YouTube'da öne çıkmasını istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Kanal 7 Ankara temsilcisi ve Haber 7 yazarı Mehmet Acet bugünkü köşesinde Londra'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ni değerlendirdiği NATO zirvesini Macron zırvası eşliğinde düşünmek başlıklı bir yazı kaleme aldı. Mehmet Acet, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Başkan Erdoğan ve Trump'ın tutumuyla planlarını işletemediğini dile getirdi. Londra'da 70. yıl dönümünü kutlayan NATO'nun liderler zirvesi daha önce yapılanlara göre çok daha fazla göz önünde ve çok daha fazla tartışmalı geçti. Bunun iki temel nedeni var. Birincisi, örgütün geleceği ve hedef konumlanmasıyla ilgili son dönemde artış gösteren görüş ayrılıkları. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Economist dergisinde çıkan mülakatında kullandığı beyin ölümü tabiri zaten bu ihtilafların hangi noktada olduğunu yeterince ortaya koyuyor. İkinci neden ise Trump faktörünü tetiklediği Macron acemiliğinin beslediği zirve sırasında verilen görüntüler. İki ismin kameralar önünde didişmesi karşılıklı ama çoğunlukla Trump cephesinden gelen laf sokuşturmalar bu türden buluşmalarda ender görülen şeyler. Ama işin şöyle iyi bir tarafı da var. Sözünü ettiğim basın toplantısı ülkelerin ve liderlerin maskesiz halini yansıttığı için kimin nerede durduğunu anlamamızı kolaylaştırıyor. Zirvenin bir numaralı gündem maddesi Türkiye'ydi. Basın toplantılarında sorulan sorular, verilen cevapların yoğunluğu da bunu yeterince ortaya koydu. Trump, Macron'un arayışlarını geri püskürttü. Dikkat çekici olan Macron'un Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı saf oluşturma arayışlarının belirgin bir şekilde ortaya çıkması, yine çok ilginç bir şekilde Trump'ın orada Türkiye adına pozisyon alıp bu arayışları açıktan püskürtmesiydi. Böyle bir tablo karşısında Macron çıldırmasın da ne yapsın diye sorası geliyor insanın. O basın toplantısına verilen görüntü Erdoğan'ın da dikkatini çekmiş olmalı ki beraberinde Londra'ya götürdüğü gazetecilere Trump'tan övgüyle söz etmesi bunu gösteriyor. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Trump'la görüşmesinde Türkiye hakkında yaptığı açıklamalar ve S-400'ler konusunu gündeme getirmesi karşısında Trump'ın Türkiye'yi savunmasının kendisini şaşırttığını söyleyerek Macron ile bu konulara hiç girmedik. Ama tabii Sayın Trump ile görüşmesinde Sayın Trump'ın hakikatin yanında yer alması gerçekten manidardı dedi. Trump, Macron gibi kurulu düzenin sözcülerine karşı aldığı pozisyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan yakınlığını kullanmaktan çekinmiyor. Londra zirvesi bunu bir kere daha teyit etti. Üstelik programda olmadığı halde aynı zirvede yeni bir Trump-Erdoğan görüşmesinin yapılmış olmasının içeriği kadar verilen görüntü itibarıyla da mesaj yüklüydü. Macron hedefine ulaşamadı. NATO zirvesi başlamadan önce Türkiye veto kozunu kullanarak örgütün Baltık ülkeleri ve Polonya ile ilgili savunma planlarını kilitleyebileceğini göstermişti. Buradaki amacın bir restleşme ile zaten kriz yaşayan örgütü kilitlemek olmadığı çıkan sonuçtan anlaşılıyor. Bu kartın açılmasının gerçek nedeni zirve sırasında YPG ile ilgili Türkiye'yi zor durumda bırakma ihtimali olan bir sinyaldi. PKK'nın Suriye kolu olmasına rağmen bu örgüte NATO nezdinde bir meşruiyet alanı açma niyetinden söz ediyoruz. Özellikle bu aralar Türkiye karşıtı her eylemde bir iz bırakmaya çalışan Macron'un böyle bir arayış içinde olduğu, yine Trump'la yaptığı basın toplantısında kullandığı sözlerle gün yüzüne çıkmıştı. Ancak Macron bu hedefine ulaşamadı. Günün sonunda yeni bir karar çıkması önlenerek örgütün 2017 yılında kabul ettiği YPG'yi PKK'nın Suriye kolu olarak tanımlayan metin korunmuş oldu. Böyle olunca da Türkiye sözünü ettiğimiz veto kartını geri çekti. Herhangi bir kriz yaşanmadan mesele çözülmüş oldu. Erdoğan, Stoltenberg gönlümüzü kazandı.
NATO zirvesinde testinin kırılmasını önleyen bir tutumdan söz etmeden, bir hakkı teslim etmeden yazıyı bitirmeyeyim. O tutum örgütün genel sekreteri Stoltenberg'e aitti. Türkiye ile ABD arasında yaşanan S-400 krizinde de başından beri pozitif bir tavır sergileyen genel sekreter Stoltenberg'in tutumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da takdirini kazanmış görünüyor. Şu ifade Erdoğan'a ait. Şahsen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg bu süreç içerisinde gerçekten samimi açıklamalar yapmış ve bununla tabii bizim de gönlümüzü kazanmıştır. Böyle bir dönemde Stoltenberg'in derleyici, toparlayıcı bir rol üstlenerek etrafa pozitif enerji yayması büyük kıymet arz ediyor. Cumhurbaşkanının yaptığı da bir hakkı hak sahibine teslim etmekten ibaret. Evet arkadaşlar, herkese selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, bu yazıda Macron ve Trump'ın görüşmesinden biraz bahsedilmiş. Bunu kaleme almış Mehmet Acet. Ve Trump'ın Macron'u ciddiye almadığı, hatta dalga geçtiği o kadar çok açık bir şekilde belli oldu ki bunu bütün basın ordusunun karşısında Trump resmen Macron'la dalga geçti arkadaşlar. Yani Macron'un amacı burada Türkiye'yi kıskaca almak, güya kendince Türkiye'ye karşı acaba nasıl bölgede engelleyebiliriz, Türkiye'yi nasıl etkisiz hale getirebiliriz şeklinde bir çıkış yapmak istedi. Fakat Trump orada onu tokatladı. Böyle bir şey mümkün değil dedi. Yine bu NATO zirvesi liderler toplantısında arkadaşlar Türkiye gündem maddesi oldu. Neden? Çünkü Türkiye her anlamda icraatlar yapan bir ülke. Her anlamda anlaşmalar yapan bir ülke. Ve kendini bütün dünyaya son 5 yılda tamamen kanıtlamış bir Türkiye var. Bir güç, es geçilemeyecek bir güç olarak Türkiye kendini kanıtlamış durumda arkadaşlar. Bundan dolayı bize karşı olan diğer Avrupa'nın güçlü devletleri, Fransa, Almanya, İngiltere gibi ülkeler ne yazık ki hala Türkiye düşmanlığı yapmaya çalışıyorlar. Yani ellerinden gelse bir kaşık suda boğacaklar ama ne yazık ki Türkiye artık bir kaşık suda boğulacak bir ülke değil. Ne yapsalar boş, planlar hep boşa çıkıyor. Zaten Amerika'nın başkanı bile Fransa'ya karşı Türkiye'yi savunuyorsa Türkiye hakkında böyle bir şey isteyemezsin şeklinde sert bir çıkış gösteriyorsa gerçekten Türkiye'nin rolünün ne kadar önemli olduğunu anlamış olabiliriz. Türkiye'nin gerçekte ne kadar önemli bir ülke olduğunu çok iyi anlamış olabiliriz arkadaşlar. Trump burada Macron'a karşı Erdoğan'ı savundu ve Erdoğan'ın iyi işler yaptığını, bütün ülkelere karşı iyi ilişkiler kurduğunu söyledi ve Türkiye'nin gerçekten çok iyi bir ülke, çok iyi bir konumda olan bir ülke olduğunu söyledi. Bu basın toplantısında ülkelerin ve liderlerin maskesiz hali de gerçekten ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Özellikle Macron'un o hali gerçekten çok gülünç derecede berbat bir durumdu. Yani kendi halkına karşı bile ne kadar rezalet bir durum ortaya koydu. Ama hala pişmiş kelle gibi sırıtıyordu orada. Bu zirvenin bir numaralı gündem maddesi, az önce söylediğim gibi, yine Türkiye. Herkes Türkiye'yi konuştu. Bütün gazeteciler Türkiye hakkında sorular sordu.
Basın toplantısında neredeyse soruların çoğu Türkiye hakkındaydı arkadaşlar. Yani Türkiye'nin ne kadar önemli bir ülke olduğunu artık herkesin görmesini, bilmesini istiyorum. Türkiye son zamanlarda yapmış olduğu hamlelerle zaten gerektiği gibi nerede durmasını çok iyi bilen bir ülke konumunda. Türkiye her ülkeye karşı önce merhametle yaklaşıyor. Daha sonra merhametten anlamayanlara da onların anladığı dilden konuşmak zorunda kalıyor. Yani şu an Türkiye'nin gidişatı gerçekten iyi arkadaşlar. Ekonomik olarak sıkıntılar yaşayabiliriz. Bunlar aşılacaktır zamanla. Fakat biz bir olduğumuz zaman Türkiye'yi kimse yıkamayacak. Türkiye'yi kimse batıramayacak arkadaşlar. O yüzden Allah'ın izniyle bundan sonra güzel şeyler olacak diye dua ediyorum. Rabbim ülkemizi korusun. Bu videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız lütfen beğen butonuna basmayı ve videoya yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.